Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Android'deki storage ya da persistent data dediğimizde ilk aklımıza gelen en temel kavram olan shared preferences'ın ne olduğundan, ne gibi durumlarda nasıl işe yaradığından bahsetmeye çalışacağım. Şimdi genel olarak Android'de kalıcı data dediğimiz persistent data veya storage kavramlarını duyduğunuzda, yani kullanıcının uygulamadan çıksa dahi girdiği verileri saklayabileceğimiz yapılardan en temel yapı olan shared preference nedir? Gelin hep birlikte inceleyelim. Shared preference'da biz primitive data tipleri dediğimiz float, integer, string, boolean gibi değerleri saklamak için kullandığımız yapıdır. XML tabanlıdır ve böyle basit verileri saklamak istediğinizde siz bir dosyaya yazmak yerine veya bunu bir veri tabanında tutmak yerine shared preference dosyasını kullanıp kolay bir şekilde dosyayı saklayabilirsiniz. Verilerinizi saklayabilirsiniz. Mesela ne olabilir? Kullanıcının arayüzü kullanırken ne bileyim arka plan rengini ayarlamıştır ve bir dahaki girişinde o arka plan rengiyle açılmasını istiyorsanız seçtiği bu rengi bu dosyanın içinde saklamanız mümkün. Veya işte adı ve şifresiyle giriş yaparken hani bazı uygulamalarda beni sonradan hatırla diye bir buton vardır. Biz buna tik attığımızda bizim kullanıcı adımız şifremizi hatırlar ya. Mesela kullanıcının bu kullanıcı adı ve şifresini bu dosyada tutabilirsiniz. Bunu anlatırken iki metodumuz var. İki metotta farklı levelleri işaret ediyor. Biri application level, biri de activity level dediğimiz. Bazen bunları karıştırabilirsiniz. Şöyle ki application level dediğinizde o dosya application içerisindeki her activity üzerinden ulaşılabilir. Ama adı üzerinde activity level derseniz atıyorum sadece main activity'ye özeldir o dosya ve orada kullanılıyordur. Siz o dosyayı sadece activity level olarak ayarlarsanız başka bir activity'den o dosyaya erişim, okuma, yazma gibi işlemler yapılmayacaktır. İki modumuz var, private ve public diye. Daha sonra bunların detaylarından bahsedeceğz. Peki primitif tipler dışında biz veri tutmak istiyorsak, mesela bir sınıf yarattık, öğrenciler sınıfı ve bu öğrenciler sınıfını ben bu dosyada tutmak istiyorsam, default olarak bunu yapmamız mümkün değil. Çünkü ne dedik? Sadece primitif data tiplerini tutuyoruz biz shared preference'da. Ama JSON kullanarak, bu JSON kütüphanesinde ne olduğundan ilerleyen zamanlarda bahsedeceğim. Siz kendi oluşturduğunuz veri tiplerini, array listeleri, hash mapleri veya generic data tip dediğimiz yapıları bu dosya içinde tutmanız mümkün. Basit olarak kullanımı key value şeklinde. Önce bir key atıyorsunuz, mesela araba ismi diye. Bunun değeri de Audi S4 demiş. Bu şekilde verileri tutabiliyorsunuz. Kullanıcı adı dediğiniz Emre. Bu bir veri. Kullanıcı adı burada anahtarımız oluyor. Değeri de Emre de bunun değeri oluyor basit bir şekilde. Ve bu sayede biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıcının girdiği veya saklanması istenilen verileri persistent yani kalıcı bir hale getiriyoruz. Kullanıcı uygulamayı silene kadar veya uygulamalar kısmında görmüşsünüzdür. Cache'i temizle veya datayı temizle butonları var. Bu butonlara tıklayana kadar o dosya o ilgili uygulamanın package'ında işletim sisteminde duruyor ve uygulama her açıldığında siz bu dosyaya erişebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi böyle primitif basit tipleri yapabilirken default olarak işte custom sınıfları, array listeleri, hash map'leri tutamıyoruz. Saklayamıyoruz bu dosyada. Bunu yapmak için farklı yollara, mesela bir JSON kütüphanesini kullanmaya ihtiyacımız oluyor. Şimdi bunu yaparken genellikle mod private'ı kullanacağız. Genellikle değil, hep kullanacağız. Aslında bir de public var. Bu şu demek. Mesela siz uygulama düzeyinde bir shared preference yaptıysanız bunun farklı uygulamalar tarafından erişilmesi mümkün olmayacak. Çünkü mod word readable ve mod word writable gibi bazı flag'ler, bayraklar vardı. Bu özellikler API 17'den sonra deprecate oldu. Yani kullanılamaz hale geldi. Bunları eski sürüm uygulamalarda belki görmüşsünüz veya uyguladınız ama API 17'den sonra bunları uyguladığınızda security exception alırsınız. Bu yüzden shared preference dosyası private'tır, uygulamaya özeldir. Hatta ve hatta activity level düzeyinde ayarlarsanız sadece o activity'ye özel bir dosyadır. Başka activity'ler bile ona erişemez. Zaten düşününce Uygulama için basit verileri tutuyorsanız bu dosyanın başka uygulamalar tarafından erişilmesinin çok da mantığı olmadığını anlamış olursunuz. Private modda olacak dedik. Şimdi benim share preference file'ım işte mod private'da açıldı. Eğer böyle açıldığında ve de ne dedik? Bu şekilde açıldığında başka bir uygulamanın bu dosyaya erişimi mümkün değil. Çünkü modumuz private ve dediğimiz gibi public modlar artık deprecate olduğu için biz sadece mod private seçeneğini inceleyeceğiz. Dediğimiz gibi iki leveli mevcut. Activity level ve application level. Activity level yaptığınızda siz o activity'ye özel bir share preference dosyası istiyorsanız bunu kullanıyorsunuz. Bunun metodu get preference ve sadece modu yazıyorsunuz. Bizim modumuz ne olacak arkadaşlar? Şurada gördüğünüz gibi mod private olacak. Ve de bu işletim sisteminde atıyorum bunu main activity'de başlattıysanız veya oluşturduysanız main activity.xml diye gözükecek ve bunu biz uygulamamızı yaparken zaten sizlere göstereceğim. Bir de application level var. Bu da nedir arkadaşlar? Farklı farklı isimlerde farklı dosyalar yapmak istiyorsanız ve de bu dosyanın diğer aktiviteler üzerinden de erişilmesini istiyorsanız kullanacağımız level türü. Bu sefer metodumuz değişiyor. Get preference yerine get shared preference diyoruz ve daha sonra bu dosyanın adını biz veriyoruz. Bakın get preference'da biz eğer böyle tanımlarsak bu direkt activity level'e ait olduğu anlaşılıyor. Sizden herhangi bir dosyada istemiyor. Ama burada modu verirken bir de o dosyanın adını yazıyorsunuz. Yani bu aslında bir de ne demek? Ben bir uygulama için farklı share preference dosyaları yaratabilirim. Buradaki ismi farklılaştırdığımda birden fazla dosyayı oluşturabilir ve onları kullanabilirim. Bunu yaparken dikkat etmemiz gereken dosya adını verirken öncelikli olarak package'ımızın adını yazıyoruz ve daha sonra dosyamızın adını yazarak bu dosyayı oluşturuyoruz. Şimdi bu konuyu anlatırken adım adım gideceğim. Tabii ki de bir demo uygulama üzerinde gideceğiz. Bu uygulamayı yapmak için Android Studio'yu açtım ve de boş bir proje oluşturdum share preference diye. Daha sonra kullanmak istediğim arayüzü vakit kaybı olmaması adına tasarladım. Çok farklı bir şey yok. Daha önce kullandığımız yapılar bunlar. Dilerseniz şöyle bir bakalım. Bir lineer layout'un üstüne bir switch yapısı koyduk. Switch bildiğiniz gibi. Şöyle hatta uygulamayı da açalım. Bir switch buton ve bu butona tıklanıldığında arka planın değiştirilmesini sağlayacağım. Bir de edit text'lerim mevcut. Bu text'lerden aldığım verileri kaydet dediğimde bir dosyaya yazılmasını sağlayacağım. Ve daha sonra getir butonuna tıkladığında bu dosyadan veriler okunacak ve alt kısmında gözükecek. Şu an için herhangi bir fonksiyonu yok hiçbir şeyin. Butonlarımın falan içi boş. O yüzden ki hata aldım. Çok önemli değil. Şöyle bir layout dosyamıza bir bakalım. Switch butonumuz var dedik. Daha sonra edit text'leri alt alta koyduk. Ve daha sonra farklı bir linear layout'un içine iki tane buton koydum ki bu butonları böyle yan yana getirebileyim. Ve bunların layout weight'lerini bir verdim ki ikisi de ekranda aynı yeri, aynı alanı kaplasınlar. Bir verdiğimde o an bana verilen uygun olan alanı yarı yarıya kullanacaklar. Daha sonra linear layout'u kapattıktan sonra iki tane text view'u alt alta koydum. Ve de arkadaşlar benim arayüzüm şu an için bu şekilde. Bu dersimiz burada bitsin. Bir sonraki derste bu uygulamayı nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.